Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte milföy hamurundan neler yapabiliriz onu göstereceğim. Evet, malzemelerimiz arasında milföy hamurumuz var. Salça ve suyla karışım yaptığımız sosumuz var. Zeytinlerimiz var. Yeşil biber ve kırmızı biberimiz var. İsteğe göre kaşar peyniri, normal peynir ya da eritme peyniri kullanabilirsiniz. Malzemeler bunlardan ibaret. Başka isterseniz, dilerseniz sucuk, başka malzemeler de ekleyebilirsiniz. Tamamen size bağlı. Evet, görmüş olduğunuz üzere şu anda milföy hamurunu gördüğünüz üzere kesiyorum. Kenarlarını kesiyoruz. Üçgen olan kısımlarını, orta taraflarını tam kesmiyoruz. Çünkü tam kesilmemesi gerekiyor. Kenarlarını güzelce kestikten sonra arkadaşlar bunları bohça biçiminde kapatacağız. Çok güzel bir görünüm elde edecek. İçindeki malzemeler dışarıdan gözükecek. Böyle hem içi hem dışı çok güzel bir şekilde pişmiş olacak. Yani güzel bir görünüm elde etmiş olacağız. Bir yandan da her tarafı pişmiş olacak bu sebeple. Köşelerden güzelce kesmeye devam ediyorum. Bu şekilde. Birazdan sosumu süreceğim. Evet, salçalı sosumuzu güzelce sürüyoruz. Dilerseniz arkadaşlar şu şekilde de yapabilirsiniz. Çatalla alt kısmını ufak ufak delebilirsiniz. Birazdan öyle yapacağım. İlk ikisini gösterme amaçlı şöyle bir göstereyim. Gördüğünüz gibi malzemeleri içine koydum. Bu şekilde kenardan tutup çekince, bohça şeklinde kapatınca hem çok güzel bir görünüm elde ediyor hem de çok lezzetli oluyor. Evet, bu şekilde. Evet, çatalla da isterseniz şu şekilde yapabilirsiniz. Daha iyi olur diye düşünüyorum. Çatalla bu şekilde delerek altın da içinin de pişmesini sağlayabilirsiniz. Bu şekilde çatalla deliyoruz. Evet, burada çatal kullandım fakat siz fırça kullanırsanız daha faydalı olur. Bunu fırçayla da denedim. Fırçayla daha faydalı oluyor. Daha böyle içine geçiyor. Çatalla biraz zorlandım açıkçası. Tavsiyem fırçayla yapın. Farklı bir fırça varsa çok güzel olur. Evet, salçamızı sürüyoruz. Aynı normal pizza yapar gibi. Ardından elimizde olan peynirlerden ufak ufak serpiştiriyoruz. Tabii biberimizi de ekliyoruz. Kırmızı biberimiz, yeşil biberimiz. Evet, peynirimizi ekliyoruz. Zeytinimizi ekliyoruz. Kenarlarından tutup bu şekilde ortada buluşturuyoruz. Bohça biçimini elde etmiş oluyoruz. Bu böreğin çeşitli isimleri var. X böreği, bohça böreği, çeşitli isimleri var. Pizza malzemeleriyle yaptığımız için biz ufak pizzacıklar diyoruz ama dilerseniz internetten bakabilirsiniz. Bohça böreği ya da X böreği gibi değişik enteresan isimleri var. Evet, bu şekilde katlıyoruz kenarlarını. Evet, milföy sevenler için gayet güzel bir börek arkadaşlar. Tavsiye ederim. Çok güzel kabarıyor, çok güzel pişiyor. Malzemeleri de hakeza aynı şekilde güzel oluyor. Tavsiye ederim. Çok evde kullanışlı, basit. Yani hamur derdi yok. Zaten milföyler hazır. Hemen yapıyorsunuz. Kenarlarını kapatmadan önceki halini göstereyim. Evet, kenarlarını kapatınca da bu şekli elde ediyor. Minik minik bohçacıklar. Evet, yumurta sarısını üzerine sürebilirsiniz. Susam, çörek otu gibi üzerine eklemeler yapabilirsiniz. Bu şekilde muhteşem bir görüntü. Afiyet olsun.